Yakında üniversitesi öğrenci kulüpleri, eğitim sarayında kurulan standlarda kendilerini tanıtma fırsatı buldular. İsmet Can, Yakında Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır da bu aktivitede görev alıyorum. AKUT'un başkanlığı yapıyorum. AKUT, herkesin bildiği gibi güzel bir aktivite olmakla beraber, Sivil Savunma Teşkilatı ile beraber düzenlenen bir etkinlik. AKUT ekibine bütün Yakında Üniversitesi öğrencileri tabii ki katılabilir. Yani belli aralıklarla tatbikatlarımız oluyor Sivil Savunma Teşkilatı ile birlikte. Kamplara falan gidiyoruz. Yurt dışına gelen öğrenciler var. Onlarla beraber tatbikatlara falan çıkıyoruz. Gösterilerimiz oluyor. Bu kadar. Peki size ulaşmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız nasıl ulaşacaklar? Biz zaten burada kayıt yapıyoruz. Ayrıca pazartesiden sonraki süreçte de beden eğitimi öğretmenliği, sağlık kültür binası, Musa hocamız var. O gerekli bilgileri yapıyor. Kayıtlar orada devam ediyor yani. Bundan sonraki aşamada neler olacak? Projeleriniz neler? Hedefleriniz neler? Bundan sonraki aşama şöyle, zaten ilk yardım dersini almakla beraber eğitim yılı süreci içerisinden sonra AKUT'un Sivil Savunma Teşkilatı'nın bize verdiği sertifikayı öğrencilere veriyoruz. Güzel bir etkinlik. Herkese tavsiye ederim. Bu sertifikanın öğrencilere ne gibi yararları olabiliyor? Nerelerde kullanılabiliyor bu sertifikayı? Bu sertifika yani okul bittikten sonra AKUT timlerinde görev almak isteyen arkadaşlarımız orada da işlerine mutlaka yarayacaktır yani. Son olarak eklemek istediklerin nelerdir? Son olarak şunu dile getirmek istedim. Gerçekten de güzel bir etkinlik. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yani insan kendi güvende hissediyor böyle bir etkinlikte faal bulduğu zaman. Ben Eylem Alsan. Yaklaşık 6 seneden beri kütüphanede çalışmaktayım. Peki öğrenci arkadaşlarımız kütüphaneden ne türde yararlanabilirler? Öğrenci belgesini getirdikleri takdirde üyelikleri yapılır. Her türlü kitap, dergi, DVD izleme, müzik dinleme falan her türlü şeyden yararlanıyor. Öğrencilerin üzerine 3 kitap verilir. Uzatma hakları vardır. Epey bir zaman üzerinde kalır kitaplar. Peki kütüphanemizin açık olma süresi nedir? Kütüphanemiz 24 saat açıktır. 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Peki kütüphanenin etkinliklerine gelelim. Ne tür etkinlikler düzenliyor kütüphane? Etkinlikler, kütüphane haftası olduğu zaman önemli tanınmış yazarlarımızı getiriyoruz. Resim yarışmaları falan olur, öykü yarışmaları. Bugüne kadar neler oldu? Bunlardan bize biraz örnek verebilir misiniz etkinlikler? Geçtiğimiz dönem Canan Tan geldi. Kürşat Başar geldi, Mithat Bereket geldi. Öyle sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani öğrenciler için. Ben Miray. Geçen sene buraya geldim Yakındoğu'ya ilk olarak. Anadolu Halk Dansları'yla başladım. Latin'le devam ediyorum. Hemşirelik bölümünde okuyorum. 2. sınıfım. Peki kulübünüz hakkında bize ne tür bilgiler verebilirsiniz? Kulübümüz Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü adı altında geçiyor. Latin Dansları ekibi, Modern Dans Kulübü ve Anadolu Halk Dansları olmak üzere 3 grupta biz kulübümüzü ayırıyoruz. Anadolu Halk Danslarında Zeybekler, Teke, Edirne, Kırklareli, Adıyaman, Antep, Silifke gibi bu tür yöreler oynanıyor. Latin danslarında salsa, rumba, cha-cha, bachata, tango, waltz, bunun benzeri bütün Latin danslarını oynuyoruz. Müzikaller yapıyoruz. Modern dans kulübümüzde lirik grubumuz var, hip-hop grubumuz var. Onun yanı sıra daha değişik etkinliklerimiz bu sene olacak. Hocalarımız Nezih Erken, Necibe Manlaş. Peki bu dans kulübüne üye olmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız sizi nasıl bulabilecek? Bu dans kulübüne üye olmak isteyen arkadaşlarımız sağlık spor kültüre gidebilirler. Oradan bize ulaşabilirler. Aynı zamanda pazartesi günü saat 6'da jimnastik salonunda seçmelerimiz var.
oraya gelip bizimle birlikte olabilirler. İsteyen herkes katılabiliyor mu? Herkes katılabiliyor. Sadece küçük bir eleme olacak. Çok kişi katıldığı için. Peki bugüne kadar nerelerde sergilediniz gösterilerinizi okul dışında? Bugüne kadar okul dışında BRT'ye çıktık. Ondan sonra Kıbrıs'ta adadaki festivallere katıldık. Otellerde gösterilere çıktık. Başbakanlık kupasında çıktık. Yani her yerde gösterimiz oldu. Son olarak eklemek istedikleriniz neler? Dansı çok seviyorum. Dansı seven bizim grubumuza gelmeli. İsmim Faysal Sadıkoğlu. Yakında Üniversitesi'nde dalış kulübünün eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Padi dalış eğitmeniyim. Kulübünüz hakkında bize ne tür bilgiler verebilirsiniz? Dalış kulübümüz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Öğrenci kulübüdür. Tüm yönetimde ve faaliyette olan öğrencilerimiz hafta sonları dalışlarını planlıyor ve bize geliyorlar. Biz de üniversite olarak hafta sonu ulaşımlarını onlara sağlıyoruz. Ve tabii ki ekipman olarak da üniversite olarak destek veriyoruz. Peki dalış bölgeleri nereleri oluyor? Genellikle Gazi Mağusa ve Girne'de dalış yapıyoruz. Size ulaşmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız nasıl ulaşabilecekler? Az önce de söylediğim gibi Yakında Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan dalış kulübü hakkında bilgi edinmek isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. Dalışlarını tamamlayan arkadaşlar bröve alıyorlar mı? Tabii ki PADI'nin sertifikasını alıyorlar ve PADI sertifikası 180 ülkede geçerli bir sertifikadır. Bunu tamamlayan arkadaşlar, ilk kurslarını tamamlayan arkadaşlar 18 metreye kadar dalış hakkı kazanabiliyorlar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz etkinlikler, projeler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Girne'de Deniz Temiz Derneği ile beraber ve Kuzey Kıbrıs Sualtı Topluluğu ile beraber Girne Limanı'nın temizlenmesi projesinde yer aldık. Girne Limanı'ndan çevreye bir sürü zararlı pipet, şişeler falan onları çıkardık. Ayrıca Karpaz bölgesinde Bafra'da plaj temizliklerine katıldık ve sualtı temizliklerine katıldık. Ayrıca yine gezi dalışlarımızı planladık. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Dalışa daha önce başlamamış arkadaşlara sualtı güzelliklerini keşfetmelerini ve özellikle bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dalış yapmadan ülkelerine geri dönmemelerini tavsiye ediyorum. İsmim Ergüder Oyal, Yakında Üniversitesi Olimpik Kapı Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitmeniyim. Aynı zamanda Benitim Spor Yüksek Okulu'nda da ders vermekteyiz. Denizcilik Fakültesi'nde de ders vermekteyiz. Peki hocam, havuzumuz hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii, havuzumuz biliyorsunuz 1997 yılında faaliyete başladı. O günden günümüze kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk ve tek olimpik kapalı yüzme havuzudur. Havuzumuzda bayağı çeşitli bir aktiviteler ve programlar yönlenmektedir. Bunlar hakkında isterseniz kısa bir bilgi vereyim ben size. Öncelikle normal yüzme kurs programlarımız vardır. Bütün her yaştan, her kesime hitap eden yüzme programları gerek üniversite öğrencilerine, gerek kolej öğrencilerine, gerek ilkokul öğrencilerine, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlara yönelik olan kurslarımız mevcuttur. Bunların yanında bizim çok çok önem gösterdiğimiz kinetoterapi dediğimiz kurs programları vardır. Bunlarda da bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz gibi olan rahatsızlıklar olan kişilerin bu programlara girip onların üzerine ameliyatsız bir şekilde iyileşmesine yönelik olan kurslarımız mevcuttur. Bunların yanında da kendi kulüp olarak takımlarımız vardır, yüzme takımlarımız vardır. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız her gün sürmekte ve sadece üniversite öğrencileri değil, bütün olarak halka yönelik olarak bütün kurs programları da üniversitemizin havuzunda mevcuttur. Bugüne kadar hangi müsabakalara katılıldı, hangi dallarda? Şimdi özellikle biz yüzme dallarında Türkiye'de gerçekleşen bütün müsabakalara iştirak etmekteyiz. Özellikle yaz kupası, kış kupası olarak bunlarla ilgili çok büyük bizim başarılarımız vardır. Özellikle şunları söylemek istiyorum ben. 2003 yılında biz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından takım halinde Türkiye üçüncüsü geldik. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk ve tek olan bir başarıdır. Bunun yanında biz 4 tane sporcumuzu Türkiye milli takımına gönderdik. Türkiye milli takımıyla beraber uluslararası şampiyonada yüzme başarısı gösterdiler. Bunun haricinde
de toplamda bayağı bir madalya sahibiyiz. Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü. En son olarak da geçtiğimiz Temmuz ayında genç takımımız Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yüzme şampiyonasına katıldılar. Buradan da toplamda 6 sporcumuz 9 tane madalya alarak Kuzey Kıbrıs'ta bir ilki gerçekleştirip uluslararası şampiyonada başarılar gerçekleştirdiler. Aynı zamanda bu genç takımımızın yanında üniversite takımımız da mevcuttur. Son 6 senedir de hem bayanlarda hem erkeklerde üniversite arası şampiyonluğu hiçbir kulüplere, hiçbir takımlara bırakmadık ve şampiyon olarak devam etmekteyiz. Peki hocam, eklemek istedikleriniz nelerdir? Özellikle yüzme sporu bütün insanların yapması gereken bir spordur. Yani yüzme tüm kas grubunu çalıştırabilen tek spor branşıdır. Muhakkak herkesin bu yüzme sporunu bir yaşam biçimi haline getirmesini ben gönülden arzularım. Biz bu kurslara başlarken yüzme şubesi olarak yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla başladık. Ve şu anda da bayağı bir potansiyel içerisinde bunu sürdürmekteyiz. Özellikle bizi memnun eden sabahleyin bazı üyelerimizi görüyoruz mesela. İşlerine gitmeden önce havuzumuza gelip havuzumuzda sporunu yapıp daha sonra işlerine gittikleri zaman, yani bunu bir yaşam biçimi haline getirmelerini görmek bizim için son derece gurur verici. Üniversite öğrencilerine de buradan ben seslenmek istiyorum. Çoğu üniversitede mesela böyle bir tesisler, böyle bir imkanlar bulunmamakta. Yani bizim şu anda üniversitemiz olarak böyle bir tesisin muhakkak ki öğrencilerin kullanması gerekmektedir. Kesinlikle bir ücret kendilerinden alınmamakta. Böyle bir organizasyonda da, yani kesinlikle bu havuza gelip ücretsiz bir şekilde bu tesisten yararlanıp kendilerine bir sosyal aktivite programı kurmaları için son derece önemlidir. Rica ederiz. Benim ismim Cem Açıkada. Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yakında Üniversitesi Yelken Kulübü başkanıyım. Evet, Yelken Kulübü ile ilgili bize ne tür bilgiler verebilirsiniz? Kulübümüz yeni kuruldu. Daha 3 gündür faaliz, yeni üyelerimizi alıyoruz. Bütün deniz severleri yelken sporuyla ve denizci kültürüyle buluşturmayı amaçlayan bir kulüp. Bunu gerçekleştirmek için de bütün faaliyetlerimizi üyelerimizle beraber planlayıp yapıyoruz. Peki projeleriniz arasında neler var? Şimdi biz öncelikle insanları direkt tekne üzerine çıkarmayı hedefledik. Bunun için bir hoca ve tekne sahibi bir hocayla anlaştık. Hatta teknesini de gösterebilirim isterseniz. Şu tekne, bakabiliyor musun? Bu teknenin sahibiyle anlaştık. Bu tekneyi kullanmayı öğretecek bize. Bu tekne Clipper dediğimiz yelkenli, böyle içinde motor olan, 3 kamerası, mutfağı, yani içinde yaşam alanı olan bir yelkenli yat. Dünya turu atabilecek donanıma sahip bir tekne. Ve Türkiye'de özellikle gidip çok basit bir şekilde kiralayabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz bir tekne. Bunu kullanmayı öğretiyoruz. Yani amatör denizcilik ehliyeti, amatör denizci ehliyeti ve kısa mesafe telsiz ehliyeti alabilecek bilgi birikimine sahip yelkenciler yetiştirmeyi planlıyoruz. Peki size ulaşmak isteyen arkadaşlarımız nasıl ulaşacak? Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız Yakında Üniversitesi Sağlık Spor Kültür Dairesi'nden, ayrıca Facebook grubumuzda Yakında O Yelken diye aratarak bize ulaşabilirler. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Son olarak eklemek istediğim Kıbrıs bir ada. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve Akdeniz'in en güzel koylarına sahip bir yurt. Ama Türkiye'de yeterince denizci yoktu. Ama son 10 senedir çok büyük yatırımlar yapılıyor bu sektörde ve denizci sayısı gitgide artıyor. Katlanarak çoğalıyor. Üniversitelerde bunun en iyi yaygınlaşabileceği yerler ve çok da eğlenceli bir aktivite olduğunu ve çok güzel koylara gidip harika zamanlar geçirebileceğinizi söyleyebilirim.